Selamünaleyküm değerli FM TV izleyenleri. Elhamdülillah sizlerle her çarşamba olduğu gibi bu çarşamba da canlı yayınla sizlerle beraberiz. FM TV olarak şifalı bitkiler programı olarak sizleri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Mevlam başarılı bir program ikram eylesin ve anlatılanları güzel anlayabilmeyi ikram eylesin. Güzel insanlar, değerli kardeşlerim, biliyorsunuz ki artık yaz aylarının sonuna doğru geliyoruz ve kış aylarına doğru yani havalar soğumaya başlıyor. Dolayısıyla kışın hastalıklar çoğalır. Ne sebebiyetle? Eğer düşük hani sağlıklı beslenme hususunda sıkıntılar yaşadıysak yazın ki oluyor. Yazın sıcakta herkes insanlar tatilde şurada burada yemesine içmesine dikkat etmiyor maalesef. Dolayısıyla kışında havalar soğuduğu zaman da mikroplar ne yapıyor? Sıcak yer arıyor. Sıcak yer neresi? İnsanın vücudu. İnsanın vücuduna hem virüs hem de bakteri, mikrop olarak bize hastalık bırakmaya devam ediyor. Tabii bağışıklık sistemimizin zayıf olması bunun en büyük sebeplerinden biri. Dolayısıyla bizim de burada size kış aylarına girerken bağışıklık sistemimizi nasıl kuvvetlendiririz, neler yapmalıyız, hangi bitkilerden faydalanmalıyız, sizlere onların bilgisini vermeye çalışacağız. Aynı zamanda FM TV ekranlarında bulunan telefon numaraları ile bize soru sorabilirsiniz. Sorularınızı buradan cevaplamaya devam edeceğim inşallah. Tabii geçen haftadan kalma bazı sorular vardı. Konumuz üzerine. Çünkü bazı sorular şu anki konumuz üzerine olduğu için onları okuyacağım. Geçen haftadan kalan sorular. Şimdi biliyorsunuz ki geçen haftadan 3-4 tane soru vardı. O da son dakikalar sorulduğu zaman birileri haftaya cevaplayalım. Sorular çocuklarla alakalı. Yani çocuklar okula başladı. Okula başlayınca işte milyonlarca öğrenci okulda bir araya geliyor. Bir sınıfta 20-30-40 kişi oluyor. Tabii bir araya geldikleri zaman daha çabuk hastalık bulaşabiliyor. Mikrop bulaşabiliyor, virüs bulaşabiliyor. Bunlardan çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz? Bağışıklık sistemini nasıl kuvvetlendiririz? Yine onların bilgisini vereceğiz. Tabii çocukları en iyi koruyan yani mikroplardan korumak için, öyle söyleyeyim, bakterilerden korumak için, hasta olmaması için bir önlem. En iyi bitkimiz Rabbimizin bizim için özene bözene yarattığı karanfil. Karanfil bitkisi bizi dışarıdaki mikroplara, virüslere, kötü bakterilere karşı korur. Hasta olmamızı engeller. Mesela yetişken biri gün içerisinde bir adet karanfili ağzında bir kere dolaştırsa, sabah attı ağzına, birkaç saat ağzında böyle dolaştırsa, sakız çiğner gibi ağzında dolaştırıyorsun karanfili. Bu ağız yoluyla bulaşan mikroplara, virüslere karşı etkilidir. Yani sizi hastalıklara karşı korur. Ağzınızda ve burnunuzda mikrop varsa hemen giderir. Yani bunun hastalığa dönüşmesini engeller. Çocuklarınıza yani çocuklara biraz zor olur ama yetişkinlerde örneğin mesela bunu yetişkinlerde yani genç çocuklarınıza da kullanabilirsiniz. Ağızlarında böyle bir tane karanfil. Bakın karanfil. Zaten bu eskimez, bozulmaz. Efendime söyleyeyim, kokmaz. Evinizde bir köşede böyle bir kavanoz içerisinde her zaman olması gereken bir bitkidir karanfil. Kokusuyla zaten insana bir ferahlık verir. Havadaki kokusuyla havadaki bakterileri bile yok eder. Birincisi lavanta havadaki bakterileri yok etmekte etkili olan. İkincisi de nedir? Karanfildir. Evet, şimdi burada da hazır suyumuz kaynarken buranın havasının değişmesi için ne yapalım? Bir karanfil kaynatalım. Yani çocuklarımızda nasıl kullanacağız? Yine sabahları şöyle bir bardak suya bir tutam karanfil atıp 5-6 dakika kaynatırsanız yine ılıdıktan sonra balla tatlandırırsanız çocuğunuzun beslenme çantasına koyabilirsiniz. Gün içerisinde çocuğunuz bu kür ile yani karanfil suyu ile
gargara yapıp içse ağzında, hastalıklara karşı kendini, solunum yoluyla bulaşabilecek hastalıklara karşı kendini koruyabilir değerli kardeşlerim. Bunu alışkanlık haline getirmek lazım tabii ki. Şimdi bir hafta yaptım, hasta olmadım değil. Haftada 3-4 kere yapılması gereken bir kür aslında bu. Daha çok gargaradan sonra içeceksiniz. Bu ne yapacak? Sizi hastalıklara karşı, kötü bakterilere karşı koruyacaktır. Karanfil, unutmayın. Karanfil. Yetişkinlerde gün içerisinde ağızlarına bir tane atarlarsa, bir tane bu şekilde alıyorsun, karanfil. Zaten birçok kişi bunu lokantalarda bilir. Yani böyle ağız kokmasın diye kullanırlar ama halbuki bunun virüs ve bakterilere karşı etkili bir özelliği vardır. Rabbimiz onun için özel yaratmıştır bize. Bu şekilde atıyorsun ağzına. Ağzınızda dolaştırıyorsunuz. Yutmadan. Görevi bittikten sonra çıkarıp atabilirsiniz. Bu şekilde kendinizi hastalıklara karşı koruyun. Çünkü ülkemizde maalesef bağışıklık sistemini düşürecek birçok, yani özellikle çocuklarda bağışıklık sistemini etkileyecek maalesef paketli ürünler çok. Yani birçok şey beslenmelerde bazı ebeveynler çocuklarını ne yapıyorlar? Paketli ürün kullanıyorlar. Paketli ürünlerin bakkallarda, marketlerde, dışarıda satılan ürünler raf ömrü uzun olsun diye kullandıkları maddelerden dolayı çocuklarımıza fayda yerine maalesef zarar veriyor. Tabii bu çocukken bağışıklık sisteminin zayıf olması ve sürekli hasta olmasına, yetişkin olduğu zaman belirli hastalıkların başlamasını gösteriyor. Mesela şeker hastalığı. Örnek yani kronik rahatsızlıklar çoğalıyor. Mesela eklem romatizması. Mesela mide hastalıkları. Yani kronik rahatsızlıklar çoğalmaya başlıyor maalesef. Niye? Çünkü zamanında çocuklarımızı sağlıklı besleyemediğimizden dolayı. Veyahut da ileride çocuğunuz evlenecek, bir bakıyor çocuğu olmuyor. İşte kısırlık problemleri, işte sperm sayısı çok az doktor. Niye? Çünkü zamanında beslendiği beslenme usulünden dolayı. Şimdi tabii bunların engellemek için çocuklarınız yani ilerideki oluşabilecek rahatsızlıkları engellemek için şimdiden şu andan yani çocuklarınızın ufakken önlem almanız gerekir. Onların beslenmesine dikkat etmeniz lazım. Sürekli paketli ürünlere, sürekli böyle tatlandırıcı, aromalı, trans yağlı. Yani zaten paketli ürünlerin çoğu raf ömrü uzun olsun diye değişik maddeler, değişik kimyasal kullanarak raflarda satış yapıyorlar. Tabii bu ticari bir, küresel ticari güç olduğu için bunun önüne kimse geçemiyor. Tabii herkes ya sağlık açısından çok zararlıdır, kanserojen şöyle taşıyor, kanserojen böyle taşıyor açıklamasını yapsa da maalesef sağlık kurumlarımızdan bunların onayı geçiyor ve satışı sunuluyor. Reklamlarda da bunlar çok sağlıklı, özene bezene şöyle faydası var, şöyle bilmem nesi var diye reklamını yaparak satış yapıyorlar. Bu da ayrı bir mesele. Tabii biz bunları, bu konuları bir tek FM TV ekranlarında bu şekilde duyabilirsiniz. Yoksa diğer TV programları bunları konuşamazlar. Niye? Çünkü küresel güçlerin elinde. Nasıl hocam? Şimdi güzel bir ülkemizde en yaygın bir kanal düşünün. Ve bir program izliyorsun, hemen arkasından reklam giriyor. Reklamlara bakın. Çoğu marketlerde satılan, raf ömrü uzun olsun diye satılan ürünler. Yani zararlı ürünler. Dolayısıyla onları kızdırmamak için birçok TV programları bu şekilde sizleri bilgilendirmez. Biz bunları korkmadan, kimse bize kısıtlama yapmadan, kimse bizi engelleyemeden söyleyebiliyoruz. Birçok profesör, doktor, ilim adamları, bilim adamları da bu konularda hemfikirdir. Nereye giderseniz gidin, hangi profesör, doktora, hangi bilim adamına sorarsanız sorun. Size diyecek ki marketlerde satılan, raf ömrü uzun olsun diye kullanılan bazı maddeler, satılan ürünler zararlıdır. Çocuklarınıza, yetişkinlere zararı vardır. Kanserojen madde taşır, değişik hastalıklara sebebiyet verir diye anlatır. Kullanılmaması gerektiğini zaten söylerler. Tabii biz de şifalı bitkiler olarak sizleri kendimiz evde nasıl çözüm buluruz bu konulara, nasıl
çocuklarımıza sağlık yetiştiririz. Onların bilgisini vereceğiz. Benim en önemli düşüncem şudur. Her şeyi mevsiminde tüketmek. Mesela bir sebzeyi, bir meyveyi mevsimi geldiği zaman tüketmek çok önemlidir. Marketlerin çoğunda şu hata da yapılıyor. Buna sakın düşmeyin. Mesela şeftali zamanı geçti. Şu an şeftali zamanı ülkemizde bitmiş durumda. Ama dikkat edin, Kasım-Aralık ayına kadar marketlerde şeftali satarlar. Niye? Çünkü zamanında toplanmış, buzhane depolarında ömrü uzun olsun diye bir takım katkı maddeleriyle ömrü uzatılmış ve Kasım ayında, Ekim ayında, sonra yani mevsim olmadığı zaman da bunu piyasaya çıkarıp satış yapıyorlar. Niye? Para kazanmak için. Armut için de geçerli bak. Yaz meyveleri bu şekilde yapıyorlar. Armut, ayva, efendime söyleyeyim, şeftali, bazı üzüm, mesela üzüm de aynı şekilde. Üzüm şu an hasat sonuna gelinmiş ülkemizde. Ama dikkat edin, Ekim sonuna kadar üzüm marketlerde göreceksiniz. Ya hocam bunlar serada yetişiyor. Hayır. Serada yetişmiyor maalesef. Bunlar depolarda, buzhanelerde ömrü uzun olsun diye bir takım maddelerle ömrü uzatılmış besinler. Dolayısıyla biz de sizleri uyarmak durumundayız. Tüketmiş olduğunuz meyveleri, sebzeleri, bitkileri mevsimi geldiği zaman tüketin. Mevsimi zamanında tüketin. Bu çok önemlidir. Onun dışında tabii mesela incir mevsimi geçti ama kurutulmuş incir tüketilebilir. Zeytinyağı bitki olarak mevsimi, buharlar mevsimi ama birkaç ay sonra hasat olacak. Sonra zeytinyağı bütün yıl boyu tüketilebilir. Sadece meyve sebze, hani böyle yaş meyve sebze babında söyledim. Bunlara dikkat edersek, evlatlarımızı da bu konularda uyarırsak, onlara da bunların zararlı olduğunu, efendime söyleyeyim, sağlıklı beslenmek durumunda olduğumuzu anlatırsanız güzelcene, bu konu üzerinde durursanız herkes anlayışla karşılar, evlatlarını da size uyarlar. Ama siz bu konularda gevşeklik gösterirseniz, yetiştireceğiniz çocuklarınız da aynı şekilde sizin gibi gevşeklik göstermeye başlarlar. Dolayısıyla şimdiden önlem almak lazım. Şimdiden kendinizi muhafaza etmeniz lazım. Evet, şimdi anlattık. Neyi anlattık? Karanfil. Değil mi? Kışın hastalıklara karşı bizleri mikroplara, havada uçuşan bakterilere, virüslere karşı korur. Hastalanmanı engeller. Ağız sağlığını, diş eti sağlığını yine muhafaza eder. Solunum yoluyla bulaşabilecek hastalıklara karşı korur. Çocuklarımız maalesef bağışıklık sistemi düşük olduğu için ne yapıyorlar? Çok çabuk solunum yolu rahatsızlıklarına yakalanabiliyorlar. Boğazı şişiyor. İşte boğazı kızarıyor, öksürük. Hatta daha ileri derece ciğerlere kadar inebiliyor. Mevlam muhafaza eylesin. Tabi hemen doktora gidip ne oluyor? Antibiyotik tedavisi. Antibiyotik tedavisiyle çocuk çok çabuk iyileşebiliyor. Ama doktorların tavsiyesi antibiyotik kullanmadan bu hastalıkları atlatabiliyorsanız daha iyi diye hep uyarıyorlar. Çünkü antibiyotiğin de neye var? Zararı var. Evvela kendimizi hastalıklara karşı karanfil ile koruyacağız. Sonra çocuklarımız için ne yapabiliriz? Çocuklarımızın hasta olmaması için, onları antibiyotikten korumak için. Evde her zaman çocuğunuz ister hasta olsun, ister olmasın. Soğan kürü, soğan, bal kürü hazırlayın. Her zaman evinizde soğan, bal kürü olması gerekir. Nasıl yapacağız hocam? Bir adet soğanı 4'e 5'e bölün. Bir cam kavanozun içerisine alıyorsunuz. İçine güzel bir bal döküyorsunuz üstünü örtecek derecede. Bu bal zamanla şerbetleşiyor. Şerbetleşen bal sabahları akşamları çocuğunuza bir tatlı kaşığı içirerek hastalıklara karşı çocuğunuzu koruyabilirsiniz. Şimdi bazı kardeşlerimiz buradan arıyorlar. Aramaları açamıyoruz da. Eğer mesaj atarsanız sizin mesajlarınızı okuyacağım inşallah. Evet, ilk kürümüz neydi?
Karanfil. Karanfil kullanarak ne yapacaksınız? Kendinizi muhafaza edeceksiniz hastalıklara karşı. Rabbimizin bizim için yarattığı güzel bir nedir? Kürdür. Bitkidir karanfil. Bu şekilde yine içinde karanfil olarak tüketirseniz sonuna kadar size büyük fayda sağlar. Evet, çocuklarınızın beslenmesine böyle karanfil bir pet şişeler olur ya, içerisine koyun. Cam şişe olursa daha iyi olur, cam şişe. Ama olmadı, cam şişe yok. O zaman pet şişelerin içine koyup gün içerisinde okulda ne yapacak? Gargara yapacak. İçecek bu suyu. Kötü virüslere karşı, bakterilere karşı ne yapacak? Kendisini korumuş olacak. Evet hocam. Yetişkinler için ne yapabiliriz? Tabii yetişkinler de bu kuri kullanabilir de. Karanfili gün içerisinde kullanabilir. Şimdi bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek en önemli bitkilerden biri de sarımsaktır. Sarımsak. Sarımsak insan için bir antibiyotik gücünde bir bitkidir. Antibiyotik gücünde. Yani hastalıkları çok çabuk iyileştirme, hastalıklara karşı koruma ve mide ve bağırsak hastalıklarına karşı da muhafaza etme. Kalp damar sağlığı için çok önemli bir bitki. Kalp damar sağlığı. Kalp. İnsanın en önemli organı kalbi. Kan, damar ve kalp damar sağlığı için çok önemli bir bitkidir. Her sabah bir diş yutulursa, yani şu şekilde bir diş hap yutar gibi, nasıl ilaç alıyorsun antibiyotik, hap yutar gibi yutarsan her sabah 40 gün boyunca yutarsan vücudunda büyük bir değişiklik hissedeceksin. Bir kere böyle gençleştiğini hissedersin. Güçlü, kuvvetli olduğunu hissedersin. Daha dinamik, daha canlı olduğunu hissedersin. Hastalıklara karşı da seni koruduğunun farkına varırsın. Ya dersin ben bu zamanlarda hep hasta olurdum ama şimdi bakıyorsun çok iyiyim dersin. Tabii yani sarımsak biraz kokusu var ama o da onun imtihanı. Bak bu kadar güzel, bu kadar faydalı bir bitkinin imtihanı kokusu. Tabii yutarsan koku olmuyor. Yuttuğun zaman çiğnemekte biraz sıkıntı var ama yuttuğun zaman hiçbir koku yok. Normal. Şey yapabilirsin. Ama çok şikayet edersen yine kokudan. Yuttuktan sonra bir diş sarımsak yuttuktan hemen sonra arkasından ne yapın? Bir adet yarım limon sıkın. Suyla beraber için limonu. Yine bu koku hususunda da sizi muhafaza edecektir. Şimdi bir tane arkadaş yazmış, ne zaman ararsak size ulaşamıyoruz. Yani bu nasıl bir numara bilmem ne. Nasıl bir kanal anlamıyorum demiş. Şimdi biz de diyoruz ki, ekranlardan söylüyoruz ki, canlı yayında siz aradığınız zaman biz bu telefonu açıp, alo, nasılsın, iyi misin, ne yapıyorsun falan fıstık konuşamıyoruz. Dolayısıyla mesaj atın diyoruz size. Mesaj atarsanız biz burada sizin konuyla alakalı, şifalı bitkilerle alakalı mesajınızı okuyup size cevap veriyoruz zaten. Ama o konuşmak istiyorum diyorsan canlı yayın bittikten hemen sonra arayıp telefonunuzu ben açacağım kendim. Şimdi bittikten hemen sonra saat 50 geçe bitecek. 51 geçe ara, ben sizin telefonunuzu açacağım inşallah. Ya bu telefon da var ya, çözemedim gitti arkadaş. Niye mesajlara giremiyorum ben bunu? Evet. Yine gelen soruları okuyacağız. Şimdi değerli kardeşlerim, yine kış aylarına giriyoruz dedik. Havalar soğuyor. Hastalıklar maalesef bağışıklık sistemimiz zayıf olduğu için hastalıklara çok çabuk yakalanıyoruz. Çocuklara dedik, yetişkinler de aynı şekilde. Bitkisel olarak kendimizi nasıl muhafaza edeceğiz? Tabii bununla alakalı bağışıklık sistemini kuvvetlendiren en büyük bitkilerden biri karabiber.
Karabiber tanesi yalnız. Öğütülmüş toz halinde değil. Karabiberin tanesi bak bu şekilde. Tane tane de aktarlarda var karabiber. Yani karabiberi toz halinde baharat olarak kullanıyorsunuz tamam. Ama evinizde tane olarak da bulundurursanız daha güzel olacak. Çünkü bunu evinizin içerisinde zaman zaman bu şekilde bir tutam ne yapın? Kaynatın. Bir tutam böyle. Kaynatın bir 5 dakika kaynasın. Kaynadıktan sonra 5 dakika ılımaya bırakın. Irdıktan sonra gün içerisinde tüketin. Karabiber tanesi çayı. Evet, bunun çayı da var. Hep salatalarda, yemeklerde değil de bu şekilde bitkinin faydası özü kaynatılarak bu şekilde çıktığı zaman daha çok daha tesirli fayda sağlar sizlere. Dolayısıyla evinizde karabiber tanesini bir bardak suda bir tutam kaynatıp tüketirseniz yine karanfil etkisi gibi kötü bakterilere karşı korur, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, hastalıklara karşı korur ve birçok hastalığa da iyi gelir karabiber tanesi. Kansere karşı en büyük savaşçılardan biridir karabiber. Kanser hücrelerine karşı, kanser bakterilerine karşı vücudumuzda savaşan iyi bakteri, iyi virüsleri kuvvetlendirir ve onların savaşına yardımcı olur. Biliyorsunuz ki insan vücudunda bakterilerimiz hem iyi hem kötü. Kötü bakteriler insan hasta olduğu zaman çoğalır. İyi bakteriler azalır. Sen iyi bakterilerini kuvvetlendirirsen, onların fayda sağlayacak şeyler tüketirsen, yersen, içersen bağışıklık sistemin kuvvetlenmiş olur. Kuvvetli olan bağışıklık sistemi seni her türlü hastalığa karşı korur. Değerli kardeşim, bu da çok önemli. O yüzden yine bu karabiber, bakın zaten rengini almaya başladı. Karabiber tanesini bu şekilde kaynatıp ne yapacaksınız? 5 dakika kaynatıp içtiğiniz zaman yine kış aylarında kullanılabilecek en iyi bitkilerden biridir karabiber. Evimizde her zaman bir köşede olması lazım. Her zaman derim evimizde sağlıkla alakalı bizim şifalı bitkiler dolabımız olması lazım. Böyle bir kenarda. Burası şifalı bitkiler dolabı. İşte karabiberini, karanfilini, efendime söyleyeyim, biberiyeni, kekik çayını, altın otu, bilmem ne. Böyle seni hastalıklara karşı koruyacak ne bitkiler varsa aktara gidip alıyorsun. Böyle kavanoz kavanoz hepsi. Her gün birini kaynat iç. Hepsinin ayrı bir faydası var. Hepsinin ayrı bir özelliği var seni korumak için. Sonra diyoruz ki ya Rabbimiz bize merhametiyle muamele etmiyor. Halbuki merhametiyle muamele ediyor da biz toplum olarak bazı konularda cahil kaldığımız için, kendim için de söylüyorum, kusura bakmayın, biz bu programı yapmadan önce tabi bilgimiz vardı ama programa başlayınca daha çok bilgi öğrenmeye başladım. Birçok konuda insan konunun içerisinde olmadığı zaman cahil kalabiliyor. Ama bu bize engel değil. Aslında biz bunu başarabiliriz. Aslında bu konularda kendimizi geliştirebiliriz. Çünkü şu günümüzde sosyal medyanın her şeye bakabilip her şeyi öğrenebiliyoruz. Yani öğrenmek, bilmek aslında çok kolaylaştı. Dolayısıyla sizler de eğer bir şey konu araştırmak istiyorsanız şifalı bitkiler olarak birçok sayfalar var. Oradan kendinizi bu konulara geliştirin ve ne yapın? Bu bitkileri mutlaka evinizde kullanın. Sağlık önemlidir. Sağlık her şeyden önemlidir. İnsan açısından en büyük zenginlik nedir? Sağlıktır. Evet, karabiberimizle bu şekilde ne yaptık? Koyduk. Onu da böyle tane tane atıyoruz. Bu şekilde bakın. Hocam neden tane tane atıyorsun? Bu zaten özünü içine bırakacak. Özünü içine bırakana kadar bu şekilde tane tane bu şekilde tüketin. Ama taneleri yemeyin. Bittikten sonra onları çöpe atabilirsiniz. Evet. Şimdi yine bizi kış hastalıklarına karşı, kışın kötü bakterilere karşı koruyabilecek güzel bir kürden
Yani bir bitkiden daha bahsedeceğiz. İlk neyden bahsettik? Karanfil. Sonra karabiber tanesi, taneli karabiber. Şimdi de yine bizi hastalıklara karşı koruyacak bir bitkimiz daha var. Yani iki bitkimiz var, iki tane. Onu da anlatacağız. En önemli bitki, evet, kekik. Zaten kokusuyla insanın hastalıklara karşı muhafaza edeceğini anlıyorsun. Kekik. Kimisi buna zahter der Anadolu'da. Ama genel isim olarak bilinen nedir? Kekiktir. Kekik çayı. Her evde olması gereken önemli bir bitki. Kekik. Sadece hocam hastalıklara karşı mı koruyor? Yok. Birçok faydası var kekik. Mesela birçok genç daha yaşlanmadan saçları dökülmeye başladığı için saç dökülmesine karşı neydir? Çok böyle saçları döküldüğü için sıkıntı yaşıyor. Birçok genç. Daha adam 30 yaşında saçları dökülmüş, kel olmuş ya. İşte bu kekik çayı hem seni hastalıklara karşı korur hem de saçının gür olmasını da sağlayan önemli bir bitkidir. Hocam nasıl kullanacağız? Yine böyle 2 bardak, bak saç için diyorum, 2 bardak su içerisinde 2 tutam kaynatıp 5 litre suya karıştırıyorsunuz ve o suyla saçınızı yıkıyorsunuz, diplerinizi yıkıyorsunuz. Arkasından kesinlikle böyle markette satılan falanca şampuanı kullanmayın. Hani o şampuanların hiçbirini kullanmayın. Ha, zeytinyağı özlü sabun kullanabilirsiniz. Bu şekilde saçlarınızın dökülmesini engelleyebilirsiniz. Evet, kekik. Anadolu'da, Türkiye'mizde yetişen en önemli bitkilerden biridir kekik. Ağız ve solunum yoluyla bulaşabilecek hastalıklara karşı hepimizi korur. Ağızda oluşan bakterileri anında yok eder. Ciğerlere inmeden, bak koronavirüs zamanında birçok profesör ekrana çıktı. Kekik çayını tavsiye etti. Ağızda gargara yapın. Kekik çayıyla. Ağızda gargara yapıp çayı, yani gargara yapıp bırakıyorsun. Ciğerlere inmeden hastalık ağızda yok oluyor. Bakterileri yok ediyor. Virüsleri yok ediyor. Kekik çayı. Gargara yaparak. Diş sağlığı için önemli. Evet. Seni iç hastalıklara karşı oluşabilecek kötü virüslere karşı da koruyan önemli bir bitkidir kekik çayı. Bağışıklık sistemini yine kuvvetlendirir. Sağlıklı beslenirsen eğer, sağlıklı beslenirseniz bağışıklık sistemini ne yapar? Kuvvetlendirir kekik çayı. O yüzden yine evimizde, raflarda olması gereken bir bitkidir. Şimdi şöyle anlatalım. Ne dedik? Bakın burada karanfil çayı, tane karabiber çayı, şimdi de kekik çayı yapıyoruz. Bunların üçü hastalıklara karşı sizleri korur. Aynı zamanda yani kışın oluşabilecek solunum yolu enfeksiyonu, kötü virüslere karşı ve kötü bakterilere karşı insanı korur ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Tabi karanfilin bunun dışında da birçok faydası var. Karabiber tanesinin bunun dışında insan vücuduna daha da çok faydaları var. Aynı zamanda kekik çayının bunun dışında birçok faydası var değerli kardeşlerim. O yüzden kendimizi ne yapacağız? Korumakla mükellefiz. Rabbimiz bize bu bedeni, bu saati verdiyse, bu sağlığı verdiyse, bize verilen bu bedeni, bu emaneti korumakla mükellefiz zaten biz. Niye? Çünkü Rabbimiz diyor ki, siz sağlıklı olun, daha güzel ibadet edin. Sağlıklı olun, insanlığa daha çok faydanız olsun. Güçlü olun, insanlara
fayda dağıtın, onlara emri bir maruf nehyanil münker yapın. Yani iyiliği emredin, güzelliği anlatın onlara. Bunu istiyor bizden zaten. Dolayısıyla bir insan şimdi sağlıklı olmadığı zaman bu görev yerine getirebilir mi? Allah muhafaza, savaş çıktı, cihat emri geldi, cihat edeceğiz. Daha doğru dürüst koşamıyorsun bile. Yok şıram ağrıdı, yok eklemlerim ağrıdı, yok omuzum şöyle oldu. Benim işte muafım. Hayır efendim. Savaş çıktığı zaman sağlığında şimdiden kendini korumazsan, savaş çıktığın zaman savaştan kaçmış gibi muamele görürsün manevi olarak. Niye sen kendini korumadın? Mübarek. 40 yaşında insanın eklemleri mi ağrır? 40 yaşında kireçlenme mi olur? 40 yaşında falanca kronik rahatsızlık nasıl oluştu sende? Ne yaptın? Ne yedin? Ne içtin? Neden dikkat etmedin? Diye sorarlar. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyelerindendir sağlıklı beslenmek. Ve Peygamber Efendimiz de sofradan doymadan kalkardı. Az yerdi. Zaten sağlıksız beslenmenin en büyük sebebi çok yemek yemek. Aşırı. Onu yiyorsun, bunu yiyorsun, doymuyorsun meyve, oradan şu dondurma, oradan bu fıstık, leblebi bilmem ne. Yani aşırı yükleniyoruz vücudumuza. Halbuki nedir? Doymadan kalkmak. Zaten birçok bilim adamı da ne yapıyor? Bu hususta hepsi hemfikirdir. Aç. Yani mideyi boş bırakmak, aç gezmek, aç dolaşmak insana sağlık verir, sıhhat verir. Çok yemek ne yapar? Sıkıntı verir. Hastalıkları üretir. Zaten bizim günümüzde de bu bilim adamlarını, yani birçoğunu anlamış değiliz. Hepsi İslam ile pekişen bilgileri sunuyorlar ama bir türlü iman etmiyorlar veyahut da İslamiyet'e karşı, böyle Müslümanlara karşı bir tavır almış durumdalar. Maalesef günümüz ülkemizde son zamanlarda bu da çok arttı. Tabii ben bu konuda söylemek istiyorum. Mesela ülkemizde ırkçılık, Müslümanlara karşı ırkçılık artmış durumda. Başkaları değil ha. Irkçılık Müslüman olan ülkelere karşı. Mesela bir Afganistanlı ülkemiz olduğu zaman ırkçı davranış yapabiliyor. İşte Özbekistanlı Müslüman, Suudi Arabistanlı Müslüman, Katarlı, Dubai'li, Suriyeli, Iraklı, fark etmez, Libya'lı Müslüman. Hemen bir ırkçılık ruhu böyle şey yapıyor, ön yargılarıyla Müslümanlara karşı bir savaş başlamış durumda. Şu an ülkemizden bahsediyoruz. Turizm konusunda ülkemize gelen en iyi turist, en edepli, en ahlaklı turist ülkemize gelen Arap ülkeleri, Katar, Suudi Arabistan, en azından diğerlerine göre daha ahlaklı, oturmasını kalkmasını, bir aile yapısını bilen insanlar. Zengin insanlar bunlar, ülkemize gelip tatil yapmak istiyorlar. Bunlara karşı sırf Müslüman oldukları için ırkçılık yapıyorlar. Yok şurayı satın aldılar, yok buraya böyle yaptılar, hep böyle sosyal medyada maalesef sıkıntılar. Ama aynı şey Antalya'da var. Antalya'da daha dün açıklandı, 115 bin konut Avrupalılara satılmış, İngilizlere, Almanlara, Avrupa'dan gelen turistlere 115 bin konut satılmış ya. Ama bunu kimse konuşmaz. Neyse, biz konumuza dönelim yine. Konu içerisinde kaynadı. Evet, kekik çayı dedik. Şimdi kaynadı o da. Kekik çayımız yine kışın hastalıklara karşı bizleri koruyabilecek önemli bir bitki. Bakın ne kadar rengini aldı. Kokusuyla da zaten faydalı olduğunu bize bildiriyor. Kokusu bile, yani kekik çayını kaynat, burnundan ciğerlerine çek, ciğerlerini bile temizler kekik çayı. Evet. Kekik çayını da bu şekilde ne yaptık? Kaynatmış olduk. Evet, burada ne vardı? Karanfil, biberiye, şimdi de kekik çayı geldi. Şimdi bir çayımız daha var. Evet, bir çayımız daha var. O da önemli bir bitkidir ve her evde
kullanılması lazım. Her evde olması gereken bir bitki daha. Onu da bilgilendireceğim. Sonra gelen soruları yine okuyorum ben. Okumaya çalışıyorum hepsini. Evet. Kışın hastalıklara karşı kendimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı korumak için hangi bitkiler kullanmalıyız dedik ve onun için 3 bitkimizden bahsettik. Şimdi bir tane daha var. Bu da önemli bir bitki. Yine kötü hastalıklara karşı, virüslere karşı ne yapar? Bizi korur. Biberiye. Evet. Biberiye bitkisi. Virüslerin en büyük düşmanı. Kötü bakterilere karşı savaşan en iyi bitki. Anadolu'da hatta İstanbul'un, bak bu biberiye ne yapıyorlar biliyor musun? Güzel bir yaklaşım ama tabi bilinmiyor. Biberiyeyi dikkat ederseniz böyle büyük alışveriş merkezlerinin önünde ağaçlandırma, yeşillendirme çalışmalarında. İşte bazı belediyeler park bahçelerde yeşillendirme çalışması yaparken biberiye bitkisi dikiyor, bu bitkiyi dikiyor. Oraya niye havayı temiz tutsun? Oraya bir ferahlık versin diye. Gerçekten de öyle. Böyle dışarıda karşılaşırsanız biberiye bitkisini şöyle bir elinize tutun, şöyle bir çekin. Koklayın elinizi, zaten anlayacaksınız biberiye olduğunu. Çok da güzel bir kokusu var. Dolayısıyla herkes, yani bu belediye görevlileri bunun faydasını biliyor. Ama halk üstüne basıp üstünden geçiyor. Halbuki biberiye bitkisi her evde olması gereken bitkilerden biridir. Özellikle yetişkinleri, özellikle çocuklarımızı hastalıklara karşı korur. Ve en önemli özelliği de şudur biberiyenin. Unutkanlığa karşı birebirdir. İleride maalesef insanlar yaşlandığı zaman geçmişini unutuyorlar. Ne yaşadıklarını, kimle yaşadıklarını, nerede yaşadıklarını. Bu onlar için büyük bir sorun. Hatta böyle annelerimiz, babalarımız ileride yaşlanınca onların kendi evlatlarını unuttuğuna şahit oluyorsanız eğer, gerçekten insan çok üzülüyor. Yani annesine, babasının hastalığı farklı, zaten kendisi de annesi babası hatırlamadığı için, hastalığını bilmediği için çok üzülmez ama evlatları, çocukları, annelerimizin, babalarımızın, nenemizin, dedemizin bu durumda olmasına çok üzülüyorlar. Yani unutkanlık. Her şeyi unutuyorlar. İşte biberiye çayı, hani Alzheimer hastalığından bahsediyorum. Biberiye çayı tüketildiği takdirde, haftada en az 1-2 kere, 3 kere tüketildiği takdirde bu sorunları ortadan kaldırıyor. Unutkanlığa iyi geliyor. Unutmuyorsun. Yani zihin açıklığı veriyor. Zihnine gelen bilgileri muhafaza ediyor. Biberiye çayı. Şimdi özellikle öğrenciler, üniversiteli soğuyan öğrenciler bu çayı kullanabilirler. Bilgi babında, kendini geliştirme babında unutmamak için. Bir de birkaç kere kullanılarak değil, hayatımızda devamlı olması gereken bitkiler bunlar. Zaten istikamet üzere devamlı olursa, ne olur? Bir bitkinin faydasını görürsün. Şimdi doktor sana ilaç yazdığı zaman diyor ki bunu bir ay, iki ay kullanacaksın. Böyle önemli ilaçlar. İşte sürekli kullanacaksın. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Kullanıyorsun, faydasını görüyorsun. Ama bitkilerden bitkiyi hasta olmamak için, hani hasta değilsin ya, sağlıklısın. İşte hasta olmamak için devamlı kullanırsan zaten hastalığa yakalanmazsın. Ama bizde şöyle bir şey var. Biz hastalandıktan sonra ne içebilirim, ne içeyim falan, hangi bitkiyi kaynatayım, buna bakayım, şuna bakayım. Değil. Hasta olmamak için, hastalıklara karşı kendini korumak için bu bitkileri kullanacaksın, öğreneceksin. Ne yapacaksın? Hayatına geçireceksin. Evet. Biberiye çayı dedik. Birazdan kaynamaya başlar. Yine kışın hastalıklara karşı
kendinizi korumak için önemli bir önemli bitkilerden biri biberiye çayı. Kışın bağışıklık sistemini kuvvetli tutmak için önemli bir bitki biberiye çayı. Aynı zamanda karanfil, karabiber ve neydi bu? Kekik. Kekik çayı da bunlar da ne yapar? Bizleri hastalıklara karşı korurlar, muhafaza ederler. Kötü bakterilere karşı korurlar. Hasta olmamak için, kendi sağlığınızı korumak için bunları ne yapacağız? Evimizde bulunduracağız. Evet, şimdi gelen sorular varsa bunları bir okuyayım. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Dizlerim çok ağrıyor. Diz kapaklarım çok ağrıyor. Bunlar için ne yapabiliriz demiş. Şimdi bazı hastalıklarda hastalığın şeyini söylerseniz bize. Teşhisini yani. Doktor şu hastalığım var. Dediğiniz hastalığın adı. Mesela kireçlenme. Diz kapakları en çok kireçlenmeden ağrır. Onu söylerseniz ona göre yardımcı oluruz. Diziniz niye ağrıyor? Damar sertliğinden dolayı mı ağrıyor? Çok yürüdünüz, işte ne bileyim düştünüz, ne bileyim başka bir şey oldu. Yani kireçlenmeden dolayı ağrıyorsa yine bu nerede? Ha burada. Bu 40 kilit otunu kullanabilirsiniz. Bakın 40 kilit otu bu hastalıklara karşı iyidir. Kireçlenmeyi engeller. Oluşan kireçlenmeyi de yok eder Allah'ın izniyle. Ama en çok kireçlenmeyi engeller. Ama diz kapakları, boyun, eklem ağrılarının en büyük sebeplerinden biri hareketsiz bir yaşam tarzı olmasıdır. Yani oturarak yani hiç insan hareket etmiyor. Oturuyor, sabahtan akşama kadar yatıyor. İşte ne bileyim giderse bir bakkala gidip geliyor, markete gidip geliyor. O veyahut da iş yerine gidiyor. Spor yaptığını zannediyor, öyle değil de. Düzenli bir spor tarzınız, yaşam tarzınız olması lazım. Hareketli bir yaşam tarzı. Yani bir yere giderken otobüse minibüse binmek değil de yürüyerek gitmek. Ne bileyim sabahları bir koşu yapmak, akşam işten geldiğinde bir koşu yapmak düzenli bir şekilde. Yine bu şekilde düzenli bir spor tarzınız olursa eklem ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Kireçlenmenin zaten en büyük sebebi odur. Hareketsiz. Mesela şöyle bir tabir vardır. Çalışmayan demir paslanır değil mi? Yani bir demir hiç çalışmazsa olduğu yere bırak paslanır gider. Ama sürekli çalışıp çalıştığında ne yapıyorsun? Onu yağlıyorsun, bakıyorsun, bakımını ilgileniyorsun. İşte diz kapaklarımızla, eklem yerlerimizle diz kapaklarımız bu şekildedir. Çalış ne kadar çok çalışırsa eklem içerisinde oluşan o kemik yağları o kadar çoğalır. Kemik yağları çoğaldığı zaman kireçlenme engellenir, kireçlenme olmaz. Şimdi vücudumuzda özellikle dizlerimizde, dirseklerimizde, dizlerimizde çalışmadığından dolayı oraya vücut kemik yağı üretmeyi kesiyor. Üretmeyi kestiği zaman da kemik hani hareket edince kemikler birbirine sürtmeye başlar. İşte ona biz kireçlenme diyoruz, o sürtünme. Kireçlenme diyorlar ona. Dolayısıyla oraya ne yapacaksınız? Hareket ettireceksiniz. Sürekli hareket ama hastalanmadan önce. Şimdi hastalanmışsın, kireçlenmişsin ne yapacaksın? O zaman bu bitkiyi iç. İnşallah şifa olur. Karanfil, 40 kilit otunu bunu içiyorsun. Kendini buna karşı da korumuş oluyorsun. Evet. Biberiye çayımız da hazır. Bugün ne dedik? Kış ayları yaklaştığı için kışın
kendimizi hastalıklara karşı nasıl koruruz dedik ve sizi bu şekilde bilgilendirdik. Ne dedik? Burada 4 tane bitkiyi anlattık. 4 adet bitki. 1. Karanfil. Kaynatıp içeceksin 5 dakika. 2. Karabiber tanesi. Yine kaynatıp içiyorsun 5 dakika. 3. Kekik çayı, zahter çayı. Yani genelde kekik olarak bilinir ama zahter de diyorlar. Zahter çayı yine kaynatıp içiyorsun. 4. Biberiye çayı. Evet, bu 4 bitkimiz ağız yoluyla, hava yoluyla bize bulaşan hastalıklara karşı bizi korur. Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı ne yapar? Bizleri muhafaza eder, korur. Hasta olmanı engeller yani. Hocam hasta olduktan sonra içiyoruz genelde. Aslında yanlış bir bilgi. Hasta olmadan önce içeceksin ki hasta olmayasın. Şimdi ciğer hastalıkları, koronavirüs gibi ve birçok ciğer hastalıkları solunum yolu enfeksiyonu ile bulaşır, aşağı iner. Ağız yoluyla bulaşır. Dolayısıyla ağız ve burnunu temiz tutarsan mikroplara karşı kendini hastalıklara karşı korumuş olursun. İşte bu görevi yapan en önemli bitkiler bunlardır. Karanfil, biberiye, kekik ve karabiber tanesi. Bunlar seni hastalıklara karşı korur. Değerli FM TV izleyenleri, evet. Bugün de programımızın sonuna geldik. İnşallah sizlere bilgilendirmiş olduk yani. Dilimizin döndüğünce Mevlam anlayabilmeyi ikram eylesin. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.